TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilediğini konuştuğumuz programımızda bu hafta dijital çocuk yayıncılığını konuşacağız. Genç nesilden, yeni nesilden yazar ve yayıncı Zeynep Sevde Paksu misafirimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta dijital çocuk yayıncılığı konuşacağız sizinle. Program öncesinde her hafta biz şöyle bir şey yapıyoruz. Türkiye Gov.tr, sponsorumuz TürkSat'ın işlettiği, yürüttüğü Türkiye Gov.tr hizmetinin bir özelliğini TürkSat'taki yetkili arkadaşa bağlanıyoruz ve o hafta seçtiği bir özelliği bize anlatıyor. Şimdi aynen. Telefon attığımızda Türkiye Gov.tr teknik ekibinden kıdemli uzman Sami Yenice var. Sami Bey hatta olacak biraz sonra. Şimdi bağlamaya çalışıyoruz. Evet Sami Bey. Bilal Bey merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Hızlı bir şekilde kullanıcılarımıza E-Devlet kapısından hizmet ulaştırmak için çalışıyoruz. Süper. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok değerli bir konumuz var. Dijital çocuk yayıncılığı konuşacağız ama ilk önce sizi her hafta olduğu gibi bağlanalım istedik. Bu hafta hangi servisi, hizmeti bize anlatacaksınız? Bu hafta dinleyicilerimize E-Devlet kapısında yer alan Benim Sayfam adını verdiğimiz bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Tamam. Türkiye Gov.tr, Türkiye.gov.tr adresinden E-Devlet kapısına giriş yaptığınızda sayfanın sağ üst kısmında hemen isminizin yanında yer alan Benim Sayfam düğmesine basarak hizmetlere tek tek gitmeden, ayrı ayrı ulaşmadan size ait bir takım bilgileri görüntüleyebilmektesiniz. Dava dosyalarınız, tapu bilgileriniz, sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümünüz, trafik ceza bilginiz, vergi borcunuz ve diğer pek çok bilgi. Dilerseniz bu sayfada yer alan alanları istediğiniz şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Yeni bilgi kutucukları ekleyebiliyorsunuz. Kişiselleştirebiliyoruz yani. Aynen kesinlikle. Bunun için yeni hizmet ekle seçeneği alanı var hemen o sayfada, benim sayfam kısmında. Dilediğiniz bir hizmeti seçip sayfaya ekle düğmesine basmanız yeterli bu işlem için. Tamam. Aynı zamanda bilgi kutucuklarını sürükleyip bırakarak size özel sayfanızın önceliklerini de belirleyebiliyorsunuz. İşte sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümüm üst sırada gözüksün, daha çabuk gözüksün şeklinde. Bu bilgi kutularının üzerine gelince bir artı işareti gözüküyor. Bu artı işaretinden sürükle bırak yöntemiyle sayfanızı daha da kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani en çok kullandığımız servisleri tek sayfada topluyoruz bir anlamda. Doğru mu anlıyorum? Favorilerimi oluşturuyorum bir anlamda. Aynen. Çok güzelmiş. Dolayısıyla hizmetlere tek tek gitmiyorsunuz. Biz sizin yerinize kamu kurumlarına size ait olan bilgileri yalnızca size gösterdiğimiz bir sayfayı hizmet olarak sunuyoruz. Çok faydalı bir uygulama, hizmet bence. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki hafta yeni hizmette sizi tekrar alacağız yayına. Kolay gelsin. Tabii ki. İyi yayınlar, sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Evet Zeynep Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye Gov.tr dinledikten sonra şimdi konumuza hızlıca girelim istiyorum. Pekala. İnternet kuşağı içinde doğan bir nesil var. Hı-hı. Şimdi biz biraz hani dijital göçmen diyorlar ona. Biz o kuşakta doğmadık o nesille 85 beraber. 85 ve sonrası için söyleniyor değil mi bu göçmen? 90 ve sonrası. 90 ve sonrası. Z kuşağı diyorlar hatta buna. Hani bazı işte sosyologlar. Hı-hı. O Z kuşağı tamamen bunun içinde bu cihazlarla, bu ekosistem içinde doğuyorlar. Ve bütün çevrelerinde, eğitimlerinde bu cihazları zaten kullanıyorlar. Biz sonradan gördük hani tırnak içinde bir anlamda. Bu pencereden bakacak olursak hani dijital yayıncılık nedir? Onlar için, dijital bizim yayıncılık için. Aslında sadece e-kitaplarmış gibi algılanıyor çoğunlukla. Fakat dijital yayıncılık deyince tabii ben çocuk yayıncılığı açısından daha fazla değerlendireceğim meseleyi. Application'lar, oyunlar, işte quiz, test sistemleri, hareketli kitaplar, yani çok İçine daldığınız zaman içinden çıkmanızın epey vakit alacağı bir derya var. Bir dünya var orada. Yani bir örnek veriyorum.
Ezop'un masallarından birini resimli kitap olarak yayınlayabilirsiniz basılı materyal olarak. Arkasından bunu dijital yayıncılığa geçtiğiniz zaman bunun application'ını yaparsınız. Application derken neyi kastediyorum? Mesela karga ile tilki masalını aldık diyelim. Karga ve tilkinin üzerine çocuk tıkladığı zaman onları hareket ettirebileceği, karganın üzerine parmağını dokundurup kargaya kendi sesini kaydedebileceği, tilkiyi işte biraz daha uzakta yerleştirebileceği, yani kitaba dışarıdan müdahale edebileceği bir interaktif sistemle interaktif bir kitaba dönüştürebiliriz bunu. Sadece e-kitap olarak kurgulayabiliriz. E-kitap derken neyi kastediyorum? Sadece PDF olarak yer veririz. Orada anlayamayacağı kelimeleri düşünürüz ve onun üzerine tıkladığında alttan o kelimenin anlamı çıkar. Mesela kelimesi çıkıyor. Mesela kelimesini çocuk bilmeyebilir. Mesela nedir? Örneğindir. Örnek vermek gerekirsedir. Evet. Yani onun gibi içinde çok basit programların yer alabileceği bir sadece PDF gibi bir e-kitap formatında yayınlanabilir. Quiz programı yapılabilir. O kitaptan hareketle soru cevap şeklinde işte sonunda ödül mekanizmalarının da yerleştirildiği bir quiz kitabına, quiz application'ına çevrilebilir. Bunlar hep akıllı telefonlar, tabletler ve laptoplar için mi acaba? Tabletler için, fakat aynı zamanda 3-6 yaş ya da işte 6-9 yaş için Fisher-Price'ın ve VTech'in çeşitli markaların özel oyuncak tabletleri var. Bunlar internete bağlanan yapılar değil. Sadece e-kitap ve işte bu interaktif kitapları okuyabilmek için geliştirilmiş oyuncak kitaplar. Şimdi 3-6 yaş grubundaki bir çocuğun eline tabletinizi vermek istemeyebilirsiniz. Gidip işte banyoda suyun altına tutabilir, yere atabilir, parçalanabilir. Hani $500, $600 bir yapıdan bahsedince başka oyunlara girebilir. Kıyamayabilirsiniz hani ona veya tamam. İşte başka onu kontrol etmesi zor olabilir. Yine hani uçak modunu olarak bir şekilde belki o ayarlanabilir ama hani tableti vermeye bile genelde ebeveynler. Onun için Fisher-Price'ın ve bu VTech'in özel şeyleri var. Başka markalar da var. Bunu çok fazla üreten şirketler de var. Onlar da $30-40 bir meblağla satıyorlar sanırım onları. Onlar kullanılabilir. Onun dışında kontrollü olarak ebeveynle birlikte kendi tabletlerinden kullanabilir. Laptoplardan çok kullanabileceğimiz yapılar değil bunlar. Hani çünkü interaktif olacağı için ve çocuğun dışarıdan kendisini dahil edebileceği bir şey olması için tıkladığında yeni nesil işletim sistemleri aslında dokunulabiliyor da Windows'un vesaire. Hani evet. Artık reklama ben girmez. Ben eski model laptoplardan bahsediyorum. Şimdi ben aslında biraz daha geriye çekip kendimizi anlamak için bir soru sormak istiyorum. Dijital yayıncılık, dijital çocuk yayıncılığı veya genel kapsam dijital yayıncılık basılı bir içeriğin işte satın aldığımız bir kitabın dijital hali midir? Veya onu da kapsar mı? Veya sadece bu cihazlara, biraz önce bahsettiğiniz cihazlara özel içeriklerin üretilmesi midir? Yani yoksa özel ikisini de mi kapsar? Özel içerik de üretilebilir. Fakat genelde yayıncılar bunu ellerinde bulunan hazır materyaller, yani çocuk edebiyatı materyallerinin orada farklı platformlarda uygulanması olarak değerlendiriyoruz. Mesela çocuk kalbi kitabı. Çocuk kalbi kitabı, işte Ezop masalları, La Fontaine'ler, Gulliver'in gezileri, Küçük Prens, yani her şey. Aklınıza gelebilecek bütün çocuk edebiyatıyla ilgili materyalleri düşünebilirsiniz. Hani buna nereden geliyorlar? Çocuk kitaplarının yerini çocuk dijital yayıncılığı alır mı diye bir soru geldiğinde hayır, o birbirini besleyen bir süreç. Yani çocuk kitapları aslında bizim hamurumuz. Biz o hamurla başka şeyler uygulayabiliyoruz. Onun zamanına göre, çağına göre yani sonuçta 2015 yılındaki bir çocuğa işte milattan önceki çocuklar yapraktan okuyorsa ya da işte o zaman öyle okunuyorsa şu anda böyle okunuyor. Bir yani, de çok güzel bir şey söylediniz. Hani bu interaktivite basılı kitapta bulamayabiliriz. Yani bastığı zaman konuşturamayız. Evet, belki de. Bu zamanın çocuklarında öyle bir fark var. Mesela niye Twitter'ı çok kullanıyoruz? Gençler daha fazla kullanıyor. Televizyon seyretme oranları çok düştü. Evet. Twitter, Facebook. Hadi Facebook bir nebze biraz daha genç değil de daha hani çoğunluğun kullandığı bir şey olarak değerlendirebiliriz belki. Twitter niye? Çünkü içerik katmak istiyor insanlar. Kendilerini her şeyin içerisinde görmek istiyorlar. Aile ve kendi istiyor. Fikirlerini kendi fikirlerinin de kale alındığını bilmek istiyorlar. Şimdi çocuk için daha fazla bu aslında gelişmiş bir hadise. Çocuk orada masal kitabına baktığı zaman kendisini de yazabildiğini düşünmek istiyor. Çocuklarla birlikte çocuk edebiyatı atölyeleri yapıyoruz biz her cumartesi günü. Orada şimdi okuyorum kitabı. Bunu ben de yazarım ki dijital, diyor. Dijital? Dijital değil. Normal çocuk edebiyatı, basılı kitaplar üzerinden. Ve onları yazma sürecinin içerisine dahil ettiğimde çok mutlu oluyorlar. Çünkü istedikleri, talep ettikleri, tatmin olabilecekleri şey bu.
dışarıda olup da sadece seyirci gibi olmak istemiyorlar. Olayın içinde yer almak istiyorlar. Aktör olmak istiyorlar. Böyle olduğu zaman hani dijital yayıncılık aslında çocuklara ulaşabilmek için çok verimli bir yol. Yani siz elinizde tabletle okurken onların önünde de mi bir tablet olmalı sizi takip etmeli? Tabii ki. Onun parmaklarının kitabın içerisine yerleşmesi lazım. Yani mesela şimdi MeBooks diye bir platform var burada. Bir yayın evinden bahsedeceğim size. Nozicrow diye bir yayın evi var. İngiltere merkezli bir yayın evi bu. Yaklaşık 10-15 yıl falan olmuş kurulalı. Bağımsız bir yayın evi. Tamamen özel teşebbüs. Eski yayın evleri gibi değil de tamamen çağdaş bir sistemle başlıyorlar yayıncılar. Her ürettikleri çocuk kitabının aynı zamanda dijital platformunu da kuruyorlar. Her kitabın application'ı var, e-kitabı var, interaktif kitapları var. Basılı kitabı alan onu da mı alıyor bir anlamda? Hayır. Şöyle birbirini besliyor. Birbirini besliyor. Apple Store'a giriyorsunuz mesela dijital kitap alacaksınız. Apple Store'a giriyorsunuz ve oradan işte diyelim ki Children Books diye arattırıyorsunuz. Çocuk kitap diye arattırıyorsunuz. Karşınıza çıkanlardan bir tanesi mutlaka Nozicrow'un ürünlerinden biri oluyor. Şimdi Nozicrow diye bir yayın evini aslında siz bilmiyorsunuz. Ama Apple Store'da elinizde tablet varken oradan baktığınızda hemen karşınıza Nozicrow markası çıkıyor. Mesela diyelim ki işte Devlerin Hikayesi diye bir masal çıkıyor ve siz bunu açıyorsunuz, bir oyun var. Fakat oyunun mantığını, yani oyunun kendisini seviyorsunuz ama mantığını anlamak için kitabı okumanız gerekiyor. Bu sizi ne yapıyor? Nozicrow'un kitabını almaya yönlendiriyor. Birbirini aslında besliyor. Ya da tam tersi. Nozicrow'un kitaplarından bir tanesini aldınız. Kitabın içeriği çok hoşunuza gitti. Sonra tabletinizde gezerken, onunla birlikte vakit geçirebilmek için bir şey ararken ona rastladınız. O kitapla ilgili bir application'a rastladınız. Bu sefer kitabı tanıdığınız için markalar birbirini besliyor aslında. Peki siz bu atölyeden de bahsettiniz ya, çok iyi gözlemler yapıyorsunuzdur. Bir çocuğun eğitiminde hani sadece edebiyat okumaları için değil, eğitim sektöründe veya eğitiminde dijital yayıncılığın veya işte bu tabletlerin ne gibi faydaları var? Hani zararlarını konuşmuyoruz, onu sonra soracağım ama onun gelişiminde öğrenmesine ne gibi katkıları var? Nelerden? İlk tespitleriniz neler mesela? Hani dokunması, daha mı çabuk öğreniyor mesela? Kendine özel bir platform burası. Yani kişiselleştirme olanakları var bu tür aplikasyonlarda diyelim. Öyle olduğu zaman aslında kendine ait bir şey olarak, kendi kütüphanesi gibi bunu kullanabiliyor. Oradaki rengini değiştiriyor, işte fontunu değiştirebilir, büyütüyor, küçültüyor. Yani sabit bir şey değil. Yani çocukların çoğunun hiperaktif ve yakın özellikler geliştirdiğini düşünürsek, tamam, aslında tablet veya işte dijital ortamlarda eğitim vermek onlar için çok daha uygun bir yöntem. Uygun derken, uygun demek ne kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta basılı kitaplar uygun değil mi diye bir soru çıkar buradan. Daha verimli sonuçlar alınabileceğini söyleyebiliriz. Daha çok mu okur mesela bir çocuk? Bir örnek veriyorum. Ayda iki kitap okuyorsa dijital bir kitabı, dört tane böyle bir şey söyleyemeyiz. Bu çocuğun kendisine göre çok değişecek bir şeydir. Bu daha eğlenceli ve bu zamanın çocuklarının daha fazla rağbet gösterdiği bir yöntem. Çünkü çocuk 6 aylıkken tablette bir şeyleri değiştirebilmeyi öğreniyor. Benim şimdi yeğenim var mesela 8 aylık. Elleri ya, hareketli değil mi? Çok değişik bir. Application'ı kendi kendine açabiliyor yani. 8 aylık daha hani emeklemeye yeni başladı. Şimdi böyle bir çocuğa tablet kullanmak zararlı, sadece basılı kitaptan bir şey öğreneceksin diyemeyiz. Ha, kısıtlanabilir tabii, zaten uzmanlar 3 yaşa kadar dijital şeylerle, cihazlarla çok fazla hani yüzde olmalarını önermiyorlar. Ama bu anne baba kontrolünde yapılabilir. Niye yapılmasın? Sonuçta oradan onunla muhatap edeceğiniz bilgi yine aslında kitaptan muhatap olacağı şeyle aynı şey. Platform değişiyor sadece. Doğru. Bazı muhafazakar işte insanlar hani bu konuda tablet, elektronik aletlere, akıllı telefona şey, acayip karşılar. Belki de yayıncılar ve yazarlar da, siz de o camiadasınız. Kesinlikle dijitale karşılar. O yüzden soruyorum bunu. Yani bana şahsi olarak Zeynep'e sorarsanız evet, ben de karşıyım. Çünkü bu biraz bizim yaşlılığımızdan kaynaklanıyor. Ama bu şuna benziyor. Yani 2000 yıl öncesinden bir insanın gelip de böyle kitapta okunmaz, yapraklarda, ağaç kütüklerinde okuyacaksınız, böyle kitabın tadı çıkmaz, işte buna böyle benziyor diyorsun. Buna benzer bir şey. Hani
çocuğu tabletten ya da dijital ortamdan uzak tutamazsınız. Ben sabahın akşama kadar elimde Twitter'la işte Instagram'la uğraşırken çocuğuma diyemem ki ya o kadar da hani uğraşma. Uğraşma. İyi yani, bir örnek olmuyor değil evet. mi o zaman? Evet. Aslında şeyi konuşmuş olduk yani dijital yayıncılığın ne demek olduğunu ve faydalarını zararlarını böyle kısa kısa sorular hani izleyicilerimiz dinleyicilerimizden de geliyor. Tamam. Mesela dijital yayınları bahsettiğiniz yayınları nasıl ulaşacak insanlar? Diyelim ben bir dijital çocuğum için bir yayın almak istiyorum. Tamam. Android tabanlı bir tablet kullanıyorsunuz ya da işte Apple kullanıyorsanız onun store'una giriyorsunuz. En kolay yol çocuk kitap diye arattırmak. Yazmanız yeterli. Veya işte children book, kedi book diye arattırabilirsiniz ve orada karşınıza zaten bir sürü içerik çıkar. Bunların bir kısmı ücretsizdir. Tabii içeriğini siz kontrol ettiğinizde. Tabii. Bir kısmı ücretsizdir. Bir kısmı da $2 ile $10 arasında değişiyor fiyatları. Ne kadar tekabül ediyor? Yaklaşık bir 4 lirayla işte 4,5, 20 lira. 5 TL, 20 TL. Hı hı. Bir kitabın maliyeti ortalama. Kitap değil aslında bunlar. Application. Dijital uygulama. Yani sadece mesela sadece kitap aldığınızı düşünelim. Şu anda önünde kırmızı başlıklı kızın kitabı var. Sayfaları çeviriyorsunuz. Türkçe mi peki? Türkçe içerikte var mı? Türkçe çok fazla içeriğimiz yok maalesef. Siz giriyor musunuz taze kitap olarak? Biz çok yakında bununla ilgili bir girişimde bulunuyoruz. Yazarlarımız ve çizerlerimiz bir araya geldi. Dijital yayıncılık anlamında biraz zaman alacak fakat içerik üretme anlamında ciddi adımlar atıyoruz şu anda. İçeriğe sahipsiniz aslında. Belki bunun bir... Tabii. İçerik üretme derken elimizde bulunan metinsel içeriği dijital ortama aktarmakla ilgili bir şeyden bahsediyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Dijital bir ürün ortaya çıkarmak bambaşka bir şey. Doğru. Mesela bunun yayın evleri ve üretim şirketleri arasındaki paylaşım da çok farklıdır. Dr. Seuss var. Dünyanın en çok okunan çocuk kitaplarından biri. Bu kafiyeli kitaplar. Yazar ve İngilizce öğretimi konusunda da dünyanın en önemli isimlerinden biridir. Onun mesela basılı yayın hakları Random House'dadır. Random House'u biliyorsunuz dünyanın en büyük yayın evlerinden. Fakat dijital yayın hakları başka bir şirkettedir. Bu biraz hani film üretmek gibi, yapımcılık şirketi gibi. Dijital içerik üretmek de çok pahalı. Hani niye zaten Türkçe içerik yok? Şimdi insanlarda, alıcılarda böyle bir talep olması lazım ki yayıncılar da bununla ilgili bir sermaye ortaya koyup arkasından üretime geçebilsinler. Bir arz oluşturabilsinler. Hani bununla ilgili belki... Tam tersi de söyleyebilir. Mesela alıcı da şunu söyler diyemez mi? Yayıncılar çıkarsın biz alalım. Yani yayıncı da şöyle bakıyor, almıyorlar ki çıkarmıyorum. Belki yayıncı yani... burada aslında sadece şu söylenebilir. Sektöre yatırım yapmak ve sektörü geliştirmek açısından belki yayın evlerinin ellerini taşın altına sokmasını bekleyebiliriz. Hani bunu niye hatta yapmıyorsunuz diye de suçlayabiliriz. Fakat yayın evleri de bir yandan anlamak lazım. Hani zaten kitap sektörü olarak zayıf bir sektörden bahsediyoruz. Okuma oranları düşük, kitap alma oranları düşük. Kitabın üzeri fiyatı üzerinden hala bir sürü şikayetler mevcut. Yani 10 lira olduğu zaman bir kitap hani bu 10 lira çok pahalı diyebilen bir okuyucu kitlesiyle karşı karşıyayız. Hani application'ın ücretli olması lazım çünkü çok ciddi maliyetleri var. Yani bir kitap üretmekten çok daha pahalı bir şey bir application yapmak. Sadece metini demin biraz önce bahsettim de sadece metini çevirmiyorsun. Üstüne mesela ses, video tabii. Başka öğeler de koyuyorsunuz. Yani seslendirmen ayarlıyorsunuz. Tabii. Teknik elemanları ayarlıyorsun. Sonra devam 6 ayda bir güncellenen sistemlere göre onu devam güncellemeniz gerekiyor. Yani en baştan yazılıyor gibi bir şey çıkıyor aslında ortaya. Devamlı kendi kendine masraf üreten bir sistem olduğu için de yayın evlerinin buna kalkışmamasını ben anlayışla karşılıyorum. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Belki. Şunu yapmaları lazım. Sektöre yatırım yapmak için ve sektörü geliştirebilmek için ve kendi kitaplarının hani gazeteye, işte Twitter'a ya da işte sponsorluk sistemleri reklam verir gibi application olarak kitabın tanıtımını yapmak üzere bir yatırım yapılabilir. Belki şu söylenebilir, hani dinleyiciler açısından da söyleyeyim. Tabii dinleyiciler ucuz kitap veya ücretsiz beklenti içinde, özellikle akıllı telefon bir tablet sahipleri, işte çocukları için. Ama burada büyük bir emek var, hani bir bütçe ayrılması gerekir ki buna o emeğin karşılığı verilsin ve ikinci, üçüncü kitabı yayın evi daha iyi bir kitap çıkarabilsin. Oradan biraz hani ekonomik olarak o şeyin karşılığını alabilsin yaptığı çalışmanın. Bu da şuradan kaynaklanıyor aslında. Şimdi Twitter'a, Facebook'a, işte Instagram'a girerken insanlar bir para vermiyorlar. Kullanıcı adını şey yazıyor ücretsiz. Ve orada kullanıyor. Fakat aslında onların bilgileri çeşitli platformlarda bilgi aslında ellerindeki o
maddi kaynak olarak kullanılıyor şirketler tarafından. Doğru. Şimdi çocuk için bir yatırım yaptığınız zaman çocuğun bilgilerini başka bir yerde kullanılması gibi bir kendi kendini döndüren bir sisteme giremezsiniz. Çocuğu korumanız lazım çünkü. Hı-hı. Ya da çocuk o application aşında sağdan soldan pop-up reklamların çıkmasını sağlayan bir sistem de geliştiremezsiniz. Çocuktan bahsediyoruz çünkü hani yayıncının da onu koruması gerekiyor anne babanın koruduğu kadar. Şimdi böyle olduğu zaman ne olacak o zaman? Anne babanın o sistemi sponsorluğunu üstlenmesi gerekiyor. Doğru. Ben şunu alıyorum şimdi bu programdan sonra. Bir yayıncı çıkarıyorsak veya bir sektörden onun karşısına da mutlaka alıcısını veya onu o işte dinleyicisini çıkarmak lazım ki hani o da kendi şeylerini söylesin. İşte evet. Bu muhafazakar yapıdan vesaire. Şimdi bir buradan hani birkaç şey daha sormak istiyorum. Size izin verirseniz yayın evlerini veya işte engelleyen şeyleri de sebep konuşmuş olduk. Yayıncılar nasıl bakıyor onu konuşmuş olduk. Siz neler yapıyorsunuz? Hani ben özellikle sizin konuk etmişken sizin neler yaptığınızı merak ediyorum. Yani basılı kitap anlamında olsun dijital ortamlarda oldu. Bildiğim kadarıyla Twitter'ı çok iyi kullanıyorsunuz. Ama hani bu mecralar için neler yapıyor Taze Kitap? Taze Kitap şu ana kadar hani nihai tüketicinin görebileceği bir dijital materyal üretmiş değil. Fakat çocuk kitabı ve çocuk dergileri... Bu programa özel bir tarif verir misiniz? Ne zaman çıkacak? Söz verip altında kalmak istemiyorum. 2015'in son ayları diyelim. Olur mu? bir hedefiniz var yani bu tabii anlamda. Tabii. Yani eğitim öğretim yolunda en azından... Bir ürünümüz çıkmış olacak. Peki sizin yazdığınız birçok eser var sanırım. Onun üzerinde bu eserleri dijitale çevirmek isterse birisi herhalde gelip sizinle anlaşması lazım. Bizim çıkardığım, benim evet. Kendi eserlerim. Evet, evet. Onlarda Türkiye'de henüz hukuksal anlamda telif anlaşmalarında öyle bir ayrım yok. Yani benim kitaplarımın bütün dijital hakları da o yayın evlerinde. İlk çıkan yayın evlerinde. Çünkü onlar çıkalı çok uzun zaman oldu. 6-7 yıl oldu. Hani işte en son çıkanların 2 yıl oldu sözleşmeleri imzalayalı. O zaman da dijital yayın hakları ve basılı yayın hakları ayrışması gibi bir şey gündemimizde yoktu. Bir de çok hızlı gelişiyor gerçekten sektör. Yani evet. Her sene yeni bir madde ekleniyor öğrenilmesi gereken şeylere. Biz neler yapıyoruz? Çeşitli kurumlar için dergiler ve çocuk kitapları hazırlıyoruz. Onun dışında özel olarak kendi projelerimizi de hazırlıyoruz. Ve bunları... bazı zamanlar sponsor eşliğinde, bazı zamanlar kendi bütçemizle yayınlayıp işte okuyucuyla buluşturuyoruz. Tamamen çocuk kitapları, çocuk edebiyatı üzerine çalışan bir ekiple çalışmaktayız. Bunu söyleyebilirim. Şunu soracağım. Peki dinleyicilerimiz için bu dijital çocuk yayınları için bir fuar var mı Türkiye'de? Türkiye'de yok ama dünyada yok. Bolonya'dan mutlaka bahsetmem lazım. Nasıl ulaşacak insanlar bu yayınlara? Dijital yayıncılıkla, dijital yayın üretimiyle ilgilenen bir insanın mutlaka Bolonya Çocuk Yayınları Fuarı'na gitmesi lazım. Bolonya Çocuk Yayınları Fuarı'nda işte biz yaklaşık 8-9 yıldır gidiyoruz oraya her yıl. Ve her sene çocuk yayınlarına, özür dilerim, dijital yayıncılığa ayrılan alan... devamlı büyüyor. Çünkü bu alanda daha fazla insan üretim yapmaya başlıyor. Daha fazla yayıncı üretim yapmaya başlıyor. Bolonya Çocuk Yayınları Fuarı'nın aynı zamanda her sene düzenlediği bir ödül programı var. Geçen sene 2014 yılında mesela 174 yayıncı başvurdu. Siz katıldınız mı hiç oraya? Hayır, katılmadık. Yani iddialı bir ürünle gitmek lazım. Hani kimseyi engellemiyorlar, herkes katılsın diyorlar ama bir ödül programına başvururken hani o özgüvenle gitmek gerektiğini düşündüğümüz için biz katılmadık henüz. Ama neden olmasın, 2016'da katılabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye'den var mıydı? Türkiye masası veya Türkiye... Türkiye'nin her sene ulusal standı oluyor orada. Kültür Bakanlığı standı oluyor ve orada bütün yayın evleri de kendi... raflarını bulunduruyorlar. Türkiye'den giden işte çocuk yayınlarında diyelim ki 15 yayın evinin en azından orada kendi rafları bulunuyor ve orada kendi kitaplarını sergiliyorlar. Basılı kitapları ama. Basılı kitaplardan bahsediyorum. Yani dijital yayıncılık anlamında ithalat seviyesine gelmiş bir ihracat seviyesine gelmiş bir aşamada değiliz şu anda. Ben bir şey söyleyeceğim. Size kadarıyla. Bir projeniz vardı. Konuşmuştuk. Yunus Emre Enstitüsü ile alakalı. Oradaki yayınlar mesela ne aşamada? Onlar kendi dijital Z kitaplarını yapıyorlar. Yani onlar dijital anlamda kendi yayınlarını çıkarıyorlar şu anda. O kadar da kötü değiliz aslında sanırım. Bazı fakat bunlar çocuk yayını değil. Çocuk yayını değil. Bunlar eğitimsel materyal. Ama dil öğrenmeye yönelik de Türkçe. Evet evet. Tamam bir hangi yaş aralıkları için? Örneğin 5 yaşında bir çocuk. Bir yaş sınırı yok. Faydalanamaz yani mı? Şöyle düşünün, bizim... İlk lisede, ortaokulda öğrendiğimiz Highlights, Headway gibi İngilizce kitapları var. Onlar hani hangi yaş grubuna hitap eder derseniz bir yaş grubu söyleyemeyiz. Onun gibi onlar da yani her yaş grubuna hitap eden dil öğretim kitapları. Son olarak işte son bir buçuk dakikamız var. Ben size kişisel olarak hem de programın konseptine uygun olarak
sosyal medyayı iyi kullanıyorsunuz. Nasıl bir diliniz var? İşte onun üzerinden kaç verirsiniz kendinize? Kendime puan vereyim. Anladım. Bunu ben bir şey söyleyemem maalesef. Ama kendinize ait bir kitleniz var gördüğüm kadarıyla. Yani nasıl bir iletişim yapıyorsunuz? Nasıl bir iletişim yapıyorum? Aklıma geleni yazıyorum diyeyim. Çok organize olmuş sistemli bir yazım şeklim yok. Peki işle alakalı bir şey? Hayır, iş orası hani benim çocuk yayıncılığı. Taze kitap hesabından bahsediyorsak, taze kitap hesabında sadece dünyada belli bir yere gelmiş çocuk edebiyatı eserlerinden paylaşımlar yapıyoruz. Ama kendi hesabım şahsi hesap. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok keyifli bir program oldu. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bir dahaki hafta yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Dijital hayatta beraber olacağız. Teşekkür ederiz. Türk Saat Dijital Hayatı sundu.